kimin kardeşi? Sen güvenlik! Bana bak! Ya kafana bak! Yarattım benim canım! Cümle aleme rezil olduk! Kardeşim, güvenlik alsana şunu ya! Raziye teyze, bu çok yalancı, ne olur! Götür kardeşim. Yürü Raziye teyze, yürü. Üste çıkmaya çalışıyor. Şirret, biliyor tabii suçunu. Gel, geri dönüyorum, gitmiyorum ben de. Geldi işte. Her iki araçta bulunan 6 kişi çarpışma nedeniyle yaralandı. Bazıları da araçların içinde sıkışıp... Yüzünüz oldukça iyi görünüyor. Bizimle çalışmak istemez misiniz? Hayatım, istediğim başka bir kanal varsa değiştirebiliriz. Yok. Ben öylesine bakıyorum. Bu işler bana göre değil. Niye? Çok ağır parasınız, şansınız yüksek. Nermin. Çok teşekkür ederim. Nermin, beni duyuyor musun? Bu iş böyle olmayacak. Ben gidip o Peyami denen adamla konuşacağım. Hayır Altay, olmaz. Ne demek olmaz Nermin? Ne demek olmaz? Gencecik bir kızın aklını çelmesine göz mü yumacağız? Tabii ki göz yummayacağız. Ama o adi herifin ekmeğine yağ sürecek bir durum yaratmak istemiyorum. Nermin, bak seni anlıyorum. Ama lütfen bana izin ver. Ben bir konuşayım. Bir konuşup onu korkutmama bakar o iş. Ters teper diye korkuyorum Altay. Ama sen merak etme. Yarın ben bu işi kökünden halledeceğim. Nermin Hanım, burada ne işiniz var? Bakın size her şeyi açıklayabilirim. Açıklanacak bir şey yok. Her şey apaçık ortada, değil mi? Siz ve kızım birbirinizi deliler gibi seviyorsunuz. Hiç kimse bu aşka mani olamaz, öyle değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Kızıma iyi bakacağından eminim. Onun bazı eşyalarını getirdim. Yerleştirmeme yardım edebilir misin? Nermin Hanım, neyi nereye yerleştiriyoruz? Bunlar kışlıkları, yaz gelince yazlıkları da getireceğim. Nermin Hanım, lütfen durun. Karım eve gelmek üzere. Aa, ne kadar güzel. Kadın kadına güzel güzel yerleştiririz. Siz erkekler bu konuda çok beceriksizsinizdir. Nermin Hanım, lütfen bu işe bir son verin artık. Gidin İrem'e de söyleyin, benim onunla görüşmeme imkan yok. Öyle mi? Kızımdan ayrılmak mı istiyorsun? Ama İrem bunu duyarsa çok üzülecek. Bana bak, utanmaz herif. Şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle. İrem'i karşına alıp sen konuşacaksın. Onu artık görmek istemediğini, onunla gönül eğlendirdiğini, artık yüzünü bile görmek istemediğini söyleyeceksin. Bunu onun yüzüne nasıl söylerim? Yapamam. O zaman eşinin karşısına geçip bunu onun yüzüne ben söylerim. Ne haltlar yediğini, olmadı polise gidip masum gencecik kızların namusuyla oynadığını ve bundan büyük zevk alan bir ahlaksız herif olduğunu söylerim. Tamam Nermin Hanım. Siz nasıl isterseniz aynen öyle söyleyeceğim. Ha şöyle. Buraya geldiğimi İrem'e söylemeyeceksin. Bunların hepsini kafana yaz.